Merhaba. Merhabalar. Ha bu cepheyi de bakarsın. Bunun üç cephesi de böyle yanıdır. Kriket halindedir. Öyle kalın değil, çift değil. Tek. Şimdi ben Ahmet Çelebi Taşkıran köyünde Ahmet Çelebi doğum tarihi 1941. İlkokulu bitirdim. İlkokulu bitirdikten sonra biraz da bu Kur'an ve Arapça okudum. Benim çocukluğum olmadı ki. Biraz işte o ilkokulu okuduktan sonra dedim sana biraz da Arapça okudum. Sonra asker oldum. Askerde de öğretmen çavuş oldum. Askerden döndükten sonra işte ev işini, ana baba bakımını, ihtiyarlar. Abim onlara bakmıyordu, Zonguldak'ta dururdu. Bu oğlu da gene Zonguldak'ta avukattır. Ha bu evi yapar. Babamızın evi burasıydı. Ondan sonra da işte çoluk çocuğu büyüttük. Askerden terhis olduktan sonra biz bu taş ustalığına başladık. 67'lerde. 68'de de bu evi inşa ettim. Öyle fazla bir param yoktu, imkan yoktu. Araba yolu yoktu burada. Bu taşları bu yakından el arabasıyla yöndüm, götürdüm. Ondan sonra ustalığa başladık. Çok adamların burada işini gördüm. Çaykara'dan arpa özüne kadar, Demirkabı'ya kadar benim gurbet yerlerim buralar. Yani köyden hiç pek çıkmadım. Fazla bir skordam olmadı. Öyle müteahhitlere oraya buraya kaçak bilmem ne, bir iki sene skordam oldu. Emekli olamadım. Öyle bu taş ustalığıyla beraber geçindim. Bu aşağıdaki merkez camisinin duvarını yaptım. Bizim mezarlıkta duvar var, orayı yaptım. Çok yerlerde yaptım, camiler yaptım. Ben asasen yonucuyum. Yani hem duvar, taş duvar ustasıyım, hem de yonu ustasıyım. Okul yaptık, cami yaptık, bilmem ne, cami, Malakamızda cami yaptık, çeşme yaptık. İpsillerde okul yaptık, değirmen yaptık, değirmenin ana binasını yaptık. Öyle. Taş yontarık, Uzungöl'de 91'de o taş köprü restorasyon yapıldı. Onun taşını, yarısını ben yöndüm, metre işi yonardım orada. Ve burada da o tarihten sonra buralarda da çok adamların işlerini yaptım. Çaykara'da çay içtim. Bu arpa özünde okulu yaptık, lojman yaptık. Hem duvarlarını hem betonunu böyle götürü yaptık. Ve öyle geçindim. Bu zamana kadar geldik. Ben şimdi 85 yaşındayım. Ama bu geçen seneye kadar çok sıhhatim yerindeydi. Bu sene beyin damarlarında tıkanıklık oldu. Hastayım. Şimdi ayağım, elim uyuşmuştur. Bu elim ayağım uyuşmuştur bir taraf. Ama işte kendi şimdi biraz daha iyiyim ha. Bu Uzungöl'e de bu Mehmet'e inana çok işler yapmıştım. O şömineleri birisini yeniden yaptım. Ötekilerin de bir taşları bir şeyler vardı. Elden geçtim onları.
Böyle. Babam yonucuydu, taş yonardı ve değirmenciydi. O, ben bu eve başladım, taşları kırdım, getirdim burada. Aldı bir taş, dedi, bu taş böyle yonulur. Gösterdi bana bir taş. Ben de aldım bir taş. Başladım yonmaya. Baktı, ben iyi beceriyorum bu işi. Daha yonmadı. Beraber bu duvara koyduk onları. Ben bu evi o zaman imkansızlık dahilinde yaptım. Kereste alamazsın. Ormancılar başından aşağı. Dedik, biz bunu taştan yapalım da kurtaralım. Taştan yaptıktan sonra orman dairesi bana 8 mekap verdi. Zaten ihtiyaç verdi. Bu evi öyle yaptıktan sonra ustalığa başladık. Ustalığa biri benim işim ya. Ben asasen taşta kırıcıydım. Ha böyle, ha o kırıcı nasıl görüyorsa istediğim kalıba ki taşı keserdim. Taksi kadar taşı keserdim. Çok, her türlü taşa. Bizim buranın taşı yekündür. Kırmağı istediğin ebata kırarsın onu. Yani ivi yoktur. Dağılmaz. Tebeşirle yaz taşı, ben oradan yararım onu. Bir ne kadar büyük olsa, taksiyle, taksi kadar da büyük olsa yararım. Bu işin, o biz ona şimdi çıkar o murçlar var. Murcu tutardım, bir delik açardım taşa, delik açardım. Artık taşına göre 5 tane çivi vururduk. Efendim, 7 tane vurdum, 3 tane çivi. Bu ufaklara birer çivi. O yer yapardık murcilen taşa. 2 tane demir parçası oraya kıstırırdık. Çivi oraya ancak tutar. Öyle öyle deliğe çivi tutmaz. O demirlerine kısılırdı. Var yözülen cam gibi açardım. İstersen burada gösteririm onu. Bu bizim taşımız. Bunu buradan keseceğiz. Bu murdilen buraya yer açarız ya da şimdi hildiyle açarız. Şöyle yıldız tutarık onu. Böyle açılır. Delik açılır. Ondan sonra şu demiri o deliğe koyarız. Bu demiri de bu yandan koyduk. Bunu da buradan var yazılan taşa, ha böyle çıplak bu demir tutmaz. Atlar. Demirler kısılır. Ha bunlar öyle kalın oluyor. Bunu böyle utileyirin. Onunla biz 40 sene böyle yardık. Hildi mildi yahudi. Biz bu ustalığı başladığımız zaman Ceyran da yahudi. Ceyran olmadı, hildiyi ne yapacaksın? İşi kolaylaştırdı, hildiyle de yanabilirsin. Mesela, ha burada da var. Bunun yeri ama görmüyorum şimdi. Orada gösterdim nasıl açıyoruz yer. O demiri oraya koysun. Öyle aynı hizada çivi vuruyorsun. Ya o kamyon kadar, taksi kadar ben taşlar yermişim. O zaman öyle bir yer geliyor ki lağım atamasınlar. Tehlikeli. Onu öyle kesme kesme alırdık. Ben bu işe 40 sene çalıştım. Ebatına göre duvar taşı, bu sert taşları, bunlar granit taştır bizim buranın taşı. Granittir. Bu yumuşardır. Serdiğini de öyle kırar, duvar ederdik. Mesela onun serdiği bu duvarda var. Ha bu bodrum duvarında. An bu taşın serdiği, bu yonulmayan taşın serdiği. Ha bu var ya. Şurayı görüyor musun? Ha bu, ha burayı. Ha burayı görüyor musun?
Bu murcilen bunu gelip yaparsın, bunu buradan ayırırsın. Mesela ağam bunda var. Ağam burada var. Bu böyle çiviyle açtın. Daha nice evler yaptım ben burada. Kırdım, ettim, yaptım. Sonra bu bizim Merkez Camisi'nin o arkasında duvar var. Büyük duvar. Orayı yaptık. Mezarlık var. Mezarlığı yaptım. Hem yonucuyum, taş yonucusuyum, hem duvar ustasıyım, hem griciydim. Değirmen taşı yaptım. 5-10 çift yaptım. Bu bölümlüğe koştum, bizim buraya koştum, bizim bu etraf köylere ormandan yaptım, ettim, getirdim, koştum. Şömine da yapıyorduk. Şömine 5-10 tane yaptım yeniden. O eskileri de koştum tabii. Ben ustalığı babamdan öğrendim. O taş ustasıydı, terzilik yapardı, marangozluk yapardı, çok iyi işler yapardı. Biz onun kadar becerikli olamadık. O ilkokul okuduk. Bizim burada ilkokul vardı. Bir tane ahşaptan. Bizim bu Çelebiler'den de bir öğretmen vardı. 5 sınıfı okuturdu. 5 sınıfı bir arada okuturdu. 53'te, 52, 53'lerde bitirdim. Ondan sonra daha okumadım. Biraz da Arapça okudum. Burada Çelebiler'den birisi vardı. Bir de bu İsmet Şahin vardı burada. Bu sonradan Trabzon'da vaiz idi İsmet Şahin. Öldü. Benim 6 tane çocuğum var, bir oğlum var. O da İstanbul'larda kepçeciydi. Tayfasını aldı, getirdi oraya. Daha gelmediler. Kızlarım var 5 tane. Biri evlenmedi, hocalık yapıyorduk Kur'an kurslarında. O birileri evlendi. Ama bu çoktan beri astım hastalığı var. Şimdi de 5-6 tane hastalığı var. Boğazlarından ameliyat oldu. Kuvatordan oldu. Bir de moleküle oldu. 30 tane şey, ufak ufak şeyler oldu boğazına. Oradan da ameliyat oldu. Bir şey kesildi oradan. Kalsiyum üreten bir madde kesildi. Şimdi hep kalsiyum ilaçlarıyla, hep öyle astım ilaçlarıyla ben hastadır. Bakıyorum ona ama işte kalkar. Biraz gezer, onun etrafına gezer. Yemeğini kap yıkamadım. Yemeğini yaparım. Efendi çamaşırını yıkarım. Şimdi makine yıkar ya. Şeyler yaparız. Benim 2 sene ama sigortam vardı, dediler ki o zaman al dedim, emekli olayım, dediler 6.000 lira yatıracaksın öyle. Ben 6.000 lira paramı sayıyorum, onu ölünceye kadar yeter bana. Söyledim. Şimdi daha ihtiyarlık maaşı 15 sene almadım. Şimdi 2-3 senedir alıyorum onu. O zaman demek ki çalışıp idare edirdim gene kendimi. Şimdi ufak tefek yok, ev işi bir şey yok. Bu var, 2 tane hayvanım var, onlara hizmet ediyorum kışın. Şimdi yaylada duruyor, kızım saklıyor onları. Bir de bu koca karının hizmetini, malın hizmetini, evin yemeğini bilmem ne, nereden çalışacaksın? Ha, bu değirmenlere biraz bakarım, değirmenciyim. Benim gibi anlayan yok bu köyde. Yalvarırlar bana, bir şey bakarım onlara. Artık onları, o değirmen işini de bırakıyorum şimdi. Bu sene ağır hasta oldum. Ya hasta oldum evli. Hasta oldum ikinciye. Akşama kavuştum hastaneye. Onlar işte kan sulandırıcı iğne vurdular bana. Damarları çalıştırdılar. Şimdi de verirler. 300 doz şey içerim, ekobirin içerim. Her gün içerim. Öyle tedavi çok iyi dayı etmediler beni, bakmayırlar ki. Ama bu ayağım biraz uyuşmuştur, elim de uyuşmuştur.
Buralarında şeyim uyuşmuş idi ama şimdi oy ben esasında şeyde daha önce doktora gittim, verdigon var dedi doktor. O kafa dönmesine de var, 5-10 sene ilaç kullanıyorum. Onu da kullanıyorum, onu da kullanıyorum. Tansiyon ilacı kullanıyorum. Mideden de 30-35 sene hastaydım. O Mehmet Sarı vardı Trabzon'da, dedi sen de 3 tane ceviz gibi ülser var. Sonra rapora geldi, kronikleşmiş ülser var. Sonra da yeniden bir hastalık oldu bana. Bu midenin çıkışında yer aldı, daralmalıydı. Çıkışında daralmalıydı. Bir profesöre gittik fakültede. O zaman da onların şeyi vardı, muayenehaneleri vardı. 200 lira verdik ona, o zaman da iyi baktı bana. Para bitene kadar. İki defa hava ile baron yaptı bana, endoskopi içinden soktu. O tabanca gibi bir şey. Tabii kendisi yapmıyor. Adamlar, doktorlar var. İki defa yaptı bana, iyi oldum oradan. Ama şimdi gene hani mide işini de o her gün bir hap içerim. Bazen yakar buralar içmedim mi? Hayat böyle. Ben oğlum İstanbul'a aradım. Bu hastayı bakıyorum. Burada da duruyorum. Yani. Taşı tanırım, nasıl yarılacağını bilirim, nasıl desem verir. Taş, bu granit taş nasıl ağaç böyle büyürse onun da bir büyüme şekli var. Böyle kolay kırılmaz, böyle o büyüme şekli de kolay kırılır. Bazı taş iki tarafa, üç tarafa kolay kırılır, bazısı iki tarafa. Bazısı da bir tarafa. Onu belirleyeceksin. Buradan yardım, ha bu kolay yardım. Ha bunun deseni böyledir. Taşı anlardım nasıl yarılacağını yani. Kesenin böyle kopardım oradan bir şey. Kesenin nasıl kolay yarılma tarafı nasıl? Ağır işi kolay yarılma tarafından yaparım. Sonra parçalandı mı ağır olmaz. Kolay. Şimdi zamanım olursa gösterirdim sana ne binalar kırdım yaptım abi aşağılarda. Burada bir karataş var, bir de bu granit var bizim bu yörede. Sizin oralarda karataş var. Granit diye gündür bir az olur, istediğin tarafa yararsın. Bu granitin yumuşağıdır. O dediğini de bakarsın, alıp sevdiğini hani doğradık, o bu bodrumun duvarlarını yaptı. Ana tarafından dedemizin yerleri var. Ama tabii taymışaklar diyor yerleri, bana bir şey demezdi. İstediğim yerden taş yapar getirirdim. El arabasıyla getirirdim onu buraya. Burada ekseri yonardım. Burada yaptım bir çadır gibi yağdığı zaman da o çadırın içinde yonardım. Hildaş işte bu bizim bu granitin ehili, yumuşağıdır. O sizin o şurada var değirmen taşı yapar diye birisi oradan. Biraz yumuşak kenar tutar taş var. Daha bu Gernek oralarda gene yumuşak taş var. Ekizdere'de var. Ekizdere'de istediğin gibi ha böyle bir çiviyle kardama gibi kırılır Ekizdere'deki taş. O kırmadan alıyordu müteahhit. Biz istediğimiz zaman da bir parça alıyordu, iki çıkarırdık oradan. Bu Uzungöl'deki köprüyü yaptık 91'de. O müteahhit kendisi yonmazdı, ihtiyar idi. Biz de metre olarak iki kişiydik. Kaç metre yondun? Mesela sonradan hesap ediliyordu. Yazardık onları deftere. Şimdi sonradan Hildi kullanıyoruz.
Hildi ile o çivi vuracak olduğun delikleri açarsın. Bir takım sandığım var. Nerededir? Deriz ona. Taşa düzen verir. Dümdüz yanar, pürüzlerini kaybedersin bunda. Büyük pürüzleri taşın kaba yerlerini bu kaybeder, yanar. Bu var ya. Aa, yani, bu var ufak tefek ustalar yetişen var ama o kadar becerikli değiller. Bazı adamların kafası, eli işte ustalığa yatkındır. Onu kolay öğretirsin. Bazı da benim gibi dümperek daha bir şey öğrenmez. Becermez. Cesaret lazım. Hoş bu taş hazır değil gidiyor. Koca taşı kadar kalıp kırıp yapacaksın istediğin. Fırıncı vardı. Gedikoğlu. O fırının altını açacak. Çarşının içi. İki tane taş orada. Dere taşı var orada. O zaman 20 bin lira masraf etti. Lağım atmak da yasak. Çavuştan bir şey izin aldı. Jandarma kumandanı da. 20 bin lira masraf ediyor, taşın yarısını getiremedi. Dediler ona falan gelsin ustadır sen onu git. Buradan zor ile ben dedim gelemem oraya işime. Buradan zor ile kaptı beni. Attı beni arabaya. O takım sandığım takımlar aldık gittik. O hemen evleydi başladık işe. Akşama kadar o taşı kaybettim orada. Lağım çarşının içine atamaz. Onu attım oradan. Ondan sonra da gene çıktı oraya bir iki tane dedi bir gün daha buraya geleceksin. Onu da gittim bir gün daha başka bir günde yaptım onu. Bir daha da bu inşaat malzemesi satıyorum o durduğu dükkanda. O gene o dükkanı yapacak. Bir taş çıktı oraya demiri koyamıyorlar. Alttan katledecek binayı demiri koyamıyor. Ya bizim bu aldığı sıralardan birisi dedi, aha taş ustası budur. Baktık ona dedim 150 liraya ben bunu kaybederim o zamanın parası. Ama baktım ki bir şey iyi var. Ben Çaykara'ya gittim pazara. Baktım bir var ben bunu beceririm dedim akşama kadar düşündüm. Bana iki tane çivi bir varıyoruz bir manila getir dedim ona. Getirdi onları. Ben onu ikindiye kadar taşı oradan kaybettim. Ondan sonra ne vereceğim ne biz pazarlık ettik onu 150 liraya. Ne vereceğim ya ne verirsen ver dedim. Gene al sana bir yövmiye, 50 liraydı bir yövmiye. Al sana bir yövmiye. O günü verdi bana 50 lira. Hala, ya tanıdın mı beni? Eylül kolu oturur mu? Parlaklar. Mustafa Parlak. Ha. Onu da öyle o zaman kurtardım bunu. Ben o işim. Lakin şimdi her şey size kaldı. Ha bunu görüyor musunuz? Bizi nasıl takip eder? O ya bu iş seni bu emcik. Çok iyi bakarım onlara. Ben et pişirdim mi ben yemem. Suyundan yerim. Onlar eti yer.
Ben şey yaptım, yönü çözme yaptım bu Malakambuz yaylasında. İki kat taştan cami yaptık. Bir muhafel kısmı, bir alt. Ondan sonra bu cami, bunun duvarlarını ben yaptım bu caminin de. Üstünü de dediler, şey, kubbeye kadar yapacaksın. Tabii ki kubbe işinden anlamam. Bir aldık bir kalfa. Onunla beraber o camiyi bitirdik. Bu camiyi. Bu inan yerde şey yaptı. Büyük büyük taşlar döşedi. Düzgün. Onlar pasladılar onu. Yok dediler, bu sizin işiniz değil. Biraz birkaç metre düzdüler. İnan beni çağırdı. Gittim oraya, bir o bütün etraf o taştan idi. Sonra söktü onları. Başka çevirdi. O durmaz rahat. Bir Camiye de döşedim. o şey, o okul yapardık. Sömellerini, okul sömelleri, Uzungöl'de gölün kenarında okul sömel duvarlarını yapar, götürüyor 4 liraya metre küpünü yapardım. O inan yapacaktı o balık şeyi, gölü, göl yapacaktı. Sonra yaptı oraya binayı. O göle, o köyü kaybetti. Oradan gene o çağırdı beni. İnanın o zaman tanıştık. Götürü 4 liraya metre karesini yapardık. Harc ile yapması ona ait. Taşları da iş yerine getirmek ona ait. İşçileri vardı onun. Garsonlar. O zaman İnan'la tanıştık. Sonradan o kabristan vardı. Onun kabristanı vardı. Onu yaptım İnan'la. Sonradan işte bu müzeye birkaç tane, bir tane şömine yaptım yeniden. Bir de o ahşabe var. Ona da yaptım. İşte o böyle çağırırlar beni, yapamadıkları işi. O işte hani o döşemelerden başa. Onlar başladı yapıyor. Ha, sizin işiniz dedik. Toplam 40-45 sene yaptım onu. 67'de başladım. 2023'te bıraktım onu, ama kendi de bir şeyler yapardım. Bu zamana kadar. Bu seneye kadar kendi bir şeyler yapardım. Vaktansa ufak bir cami var. Onu da müteahhitliğini yapardı. Şimdi o patron duvarlarını yapacak. Beni bilirdi o adam. Geldi burada dedi bu dükkanlara, falan kesi arıyorum. Sen ne yapacaksın onu? Ya o taş ustasıdır. Ben işi yaptıracağım ona. Aa, biz sana usta veririk. Verdi ona bir usta. Gitti. Dedi ben Ankara'ya gideceğim. Bu kardeşlerimle beraber sen başla bu duvarlara. Ankara'ya gidip 2 günde gelir. O zaman da parti başkanıydı o. Bu sefer o başladı. Dediler o kardeşler, ya bizim yerimiz direkt, bizim var yok çalışacaktık. Sen kendi yevmiyeni de çıkaramazsın bu duvardan. Ya dedi ben gideyim. Bir usta daha var, onu alıp geleceğim. Ve kaç geldi orada. Geldi. Gene geldi o adam. Müteahhit gene geldi, beni aradı. Bu sefer muhtar ile de arası iyiydi bu. Ağırmanlardan bir muhtarımız vardı. Çavuş derdik ona. Asas jandarma çavuşluğundan, uzman çavuşluğundan emekliydi. Onun arkadaşıydı. Ya muhtar istiyorsun, geldi bekçi. Ya benim bir suçum yok muhtar, ne yapacaksın? Ya muhtar istiyorsun dükkanı. Ben bilmem. Gittik oraya baktık.
O müteahhit orada. Ya böyle böyle işimiz var. Sen hadi sen bunu yap. Neyse gittik oraya. Bu sefer gövmeyle çalışıyorduk. Başladım. İşte o adam dedik buradan kaçtı gitti. Ben gittim Ankara'ya, o da kaçtı gitti. Yaptım ettim ona. Şimdi işi bitirdim. Para da vermiyor. Ya sen devamlı burada duracaksın diyor. Bu beton işi yaptırıyorsun. Ya sen burada olacaksın. Gider gelmez malzeme biter. Baktım gördüm. Sonra 3-4 ay sonra Çaykara'da gördüm onu ya. Ah senin para. O kolay kolay para vermezdi. Ah senin paran. İşte o adam bıraktı işi kaçtı da ben gittim ya, o zaman yaptım onu. Burada 40-50 tane ev yaptım. Evi kurattık. Böyle betonarme direkt daha çoğu içinde yok. Duvar üstüne. İki kat yapabildiler. Ya bizim buranın temeli serttir. Hani kiş. Onun üzerine koşardık onu. Öyle semel memel yok ama bazı yerlerde mesela aşağıda bir semel döküyorduk demirli. 50-60 santim ende, 30 santim kalınlığında. Hem böyle hem altına evin büyüklüğünde o beton direkler orada duracak. O katele. Öyle de kurduğumuz var. Yani gittik. İpsil'de bizim burada gene bir betonarmacı var idi. Geldiler aldılar tanış idi. Gitti baktı durum vahim. Duvar olmadan istinat bahçe duvarı olmadan semel olmadan o ev kurulmaz oraya. Hemen o kiti arabayla döndü geldi. Aa, bizim usta çalışacağı da kiti değil o adam. Ya bunu yapabilir mi adam? Duvarcı değil. Biz onu öyle koştuk onu. Benim bir eniştem de vardı. O da duvarcıydı. O da oradaydı. Beni şımarladı. Gelsin bu işi alalım. Başladım o işi yapıyorum. Yarı ettim o bitirmiyor. Orada çalışıyor başka işi. Dedim Musa abi ya o Ziya Usta gelmedi sen. Aa Ziya Usta'nın ne lüzumu var bana? Ki bir tarafı bitirdim. Hala öyle. O işte yaptık onda bir yarıza yok. Ya harçsız çok yaptık. Çamurlu yaptık, harçsız yaptık. Şimdi harç bol. Bu Kürtlerin yaptığı duvarı beğenmem hiç. Onlar sıfır. Hem harcı bol atıyor, hem bir sıra kuri koyuyor. Makina üzerine serpiyor. Ben duvarda böyle bir çakır taşı harçsız, lehimsiz bırakmam. Taşın altına taş şey koyuyor. Bu bir nevi kaynaktır. Taşın altına harç koyacaksın, üstüne harç koyacaksın, yanına harç koyacaksın. Onlar yaptığı bilim beğenme. Kuri kuri taşı dizeyir. Yani harç yapıp koymak masraflı oluyor. Alttan çıkamaz, çok yapamaz. Kuri kuri koyuyor. Uzun gölde olsun o çevre duvarlarında. Bak ayrı. Burada olsun. Ama beğenmem, daha azım da aşmam. Harçsız. Bağlantını veriyorsun ya. 60-70 santim uzunluğuna taşı koyacaksın. Öyle şiralin değil. Diyelim bu araya bir tane, bir tane o araya, bir tane o araya, bir araya, öyle. Sonra böyle, böyle yamuk taşı, ha böyle, ha böyle taşı koymayacaksın. Taş yerleşecek koyduğun zaman. Daha büyük taş bu
bazı yerler var ki manalarlar ile taşlar yıkıyorsun. Büyük, o yıkılmaz. Ha, o karşılarda çok yaptım ettim. Ha, o karşı da eskiden Almanya'dan mahallelenemekliydi. Bu yolları o yapaydı. Tozer derdim bilmem ne. Elde bu Kemal var. Kemalettin var, belediyede çalışır. Kepçe, onun babasıydı. Ona nejle yaptık o karşılara. Oh, oraya getir kaşkı. Ya sen duvarın öyle tatlar. Hala duruyor. Duvarlar. Ya doğruluktan geçmeyeceksin. Helalinden çalışacaksın. Allahu Teala sana ecir verecek o çalıştığından, helalinden çalışıp yiyeceksin. Hilekarlık yaptın mı? O işte bereket yok, haramdır. Benim borcum olmadı kimseye. Kimseye mehtaç olmadım bu zamana kadar. Hac yaptım 2 defa. Hanımı götürdüm. Ömre yaptım. Gelin yaptım. Ev yaptım. Yayla yaptım. Böyle. Böyle yevmiyeciliğiyle hiç para artar mı? Ben idare ettim. Doğru. Ben doğru ve sağlam ve temiz yapardım. Aynı benim işim gibi. Sirak gelir, 5-6 kişi gelir kabıma. Kim onun işini yapacak? Öyle oldu. Kapıyı kilitliyordum, kalkmıyordum da kurtarıyordum adamları. Allah sana uzun ömür versin, sağlık, sıhhat versin. Sağlık, sıhhat, uzun ömür ne yapacağım ben? 85'im. Ne yapacağım bundan sonra? Bir doğru işte şu ayakkabı giyemiyorum. Ayağımı uyuşmuştu. Düşer de anlamam. Düşer ayakkabı. Ha, bu bir tanesi. Şimdi sen bir çay açsak sana. Yok, sağ ol. Teşekkür ederim. Fındık vereceğim sana, orada ye Tamam. dedim. Onlar da Ben sağ ol. abdest aldım da evliyi şimdi kılacağım ancak.